Tesla Model Y aracım için aksesuarlar almıştım. Bunları Temu sitesinden aldım. Herhangi bir sponsorluğum yoktur arkadaşlar. Bu yüzden link paylaşamıyorum. Şöyle telefon tutucu aldım. Güneşliğe bağlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde duruyor. Koltuk kılıfı aldım. Aracım geleli bir ay oldu ama hala daha koltuk üzerindeki naylonu çıkartmadım kirlenmesin diye. Şöyle de güneşlik aldım ve kolçak aldım arkadaşlar. Şöyle de orta torpido gözündeki yerlerin çizilmemesi için şöyle bir kaplama aldım. Şimdi bunları uygulayacağım. Şu anda elektrikli aracım güneşten şarj oluyor arkadaşlar. Güneş panelinden gelen 7 kW'ı 32 amper olarak 206 volt olarak geliyor ve elektrikli aracımı 2 saat 45 dakika içinde şarj edecek. Şöyle şarja bakalım. %75'lik bir şarjı var. Yaklaşık 2 saat 45 dakika içinde de bataryam dolmuş olacak. Birçok arabada aracın bu bölümlerinin çok fazla çizik olduğunu gördüm. Bu bölümler bizim için çok önemli. Telefonu buraya değdi, buraya koyuyorum genelde. Mesela anahtarları buraya koyuyorum. Çizecek eşyaları bazen buraya koyuyorum ve içini açmak aklıma gelmiyor arkadaşlar. Birçoğunuz bu hatayı yapıyorsunuzdur diye düşünüyorum. O yüzden ben de şöyle bir koruyucu kaplama aldım arkadaşlar. Tabii bunu Çin'den aldım. Şimdi bunu uygulayacağım. Uyguladıktan sonra sonucu görmüş olacağız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yapışkanlı bir ürün. Bunu direkt olarak buraya yapıştıracağım. Şu an tek elimle çektiğim için maalesef yapıştırırken video alamıyorum. Yapıştırdıktan sonra sonuçları göreceğiz. Bu şekilde kapladım. Ya kaplaması çok basit arkadaşlar. Şu bölümü oturtturduktan sonra şöyle elimizle itiyoruz. Kenarları şöyle çapraz bir şekilde aldığımızda hiç boşluk kalmıyor. Çok da iyi yapıştı. Altı mutlaka temiz olsun arkadaşlar. Son hali bu şekilde arkadaşlar. Sanki kendi bir parçası gibi yapıştı. Yapıştırması çok kolay. Yeter ki şu açıları doğru ayarlayın ve yapıştırın. Hiçbir problem kalmıyor. Şöyle bir aksesuarım vardı. Bunu da bu şekilde koyduğumuzda çok da güzel durdu. En azından aracımızın buralarını korumuş oluyoruz. Çıkartmak da çok basit. Kaldırdığımızda zaten hemen çıkıyor arkadaşlar. Arabanın buraları çok önemli. Çizilmemesi için bence bu şekilde önlemler alınması gerekiyor. Bu da telefon tutucumuz. Gördüğünüz gibi güneşliğe takılıyor. Ben güneşliğe bu şekilde taktım. Şöyle telefonumu anlık olarak görmek istersem görebileceğim. Şurada ayarlanabilir bir vida var. Başlığı böyle istediğimiz şekilde döndürebiliyoruz. Direksiyon burada. Buradan telefonumuzu anlık olarak görmek istiyorsak gelen mesajları falan rahatlıkla bu ürün sayesinde kullanabiliriz. Orta kolçak için şöyle bir kılıf daha aldım. Bağlaması oldukça kolay olacak arkadaşlar. Şöyle bu şekilde üstüne koyduğumuzda nasıl bir görüntü alacağız bakalım. Evet, kolçağımızın kılıfı da bu şekilde durdu arkadaşlar. Şöyle açalım. Bakın şöyle lastikleri var. Bunu tutması için hiçbir yeri de engel değil. Burayı da aksesuar takmak isterseniz yine takabilirsiniz. Bu şekilde de kapattığımızda yine kolumuzu buraya koyarız. Herhangi bir iz olmamış olur. Yine yırtılmaya karşı bu şekilde korumuş oluyoruz. Ön cam için güneşlik almıştım. Bunu da yine ön cama uygulayarak nasıl durduğunu göreceğiz. Ön camda da bu şekilde durdu arkadaşlar. Komple gördüğünüz gibi göğüslüğümüzü kaplıyor. Hiçbir yerde neredeyse hiç açık yok. Bu şekilde de torpido gözünü ve buradaki LCD ekranı direksiyonu korumuş oluyoruz. Aracın dışından da bu şekilde gözüküyor. Ben beyaz kısmını bu şekilde dışarıya verdim. Çünkü beyaz olan güneşe ışığını geri yansıtır ve sıcaklığı içeri vermez. Siyah olan kısmını dışarı verdiğimizde direkt olarak ısıyı içeriye veriyor arkadaşlar.
olarak da böyle siyah koltuk kılıfı almıştım. Bunu da direksiyon tarafı, yani kendi oturduğum kısma takacağım arkadaşlar. Şöyle de başlık kısmı var. Başlığını da bu şekilde korumuş olacağız. Taktıktan sonra tekrar görseline bakacağız. Evet, koltuk kılıfımızı da taktık arkadaşlar. Ben iki tane aldım biliyordum ama bir tane geldi. Bununla da Temu ile bir konuşma yapacağım. Satın aldığım yer ile. En azından koltuklarımı artık bu şekilde korumuş oluyorum. Aracımızın son hali bu şekilde. Koltuk kılıfı içinden de bu şekilde gözüküyor.